Türkiye'nin güçlü iş kadınlarından farklı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Aynı zamanda bir mentor, girişimci ve melek yatırımcı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Selen Kocabaş'la birlikteyiz. Selen Hanım, sizi sayarken böyle farklı farklı özellikler nasıl anlatacağımı, nasıl tanımlayacağımı şaşırdım doğrusu. En iyisi sizden dinleyelim. Bize hem eğitim hem de kariyer hayatınız nasıl ilerledi, bunları konuşmak istiyorum. Ayrıca yine izleyenlere ipucu vermesi için bağımsız yönetim kurulu üyeliği ne demek, yönetim kurullarında kadınlar neden olmalı, çalışan kadınların, iş kadınlarının sorunları neler ve bu sorunlar neler, nasıl aşılabilir? Bütün bunları söyleşimizde sizlerle, bizlere, izleyenlere aktarmak istiyorum. Şimdi sizin hikayenizden başlayalım. Nerede, kaç yılında doğdunuz ve eğitim kariyer hayatınız nasıl ilerledi? Peki. Öncelikle herkese merhabalar diyeyim. Selen Kocabaş ben. Aslında en kısa tabiriyle anne, eş, evlat, çevresindeki insanlarla değer yaratmak isteyen, bu arzuda olan bir iş insanı, iş kadınıyım. Ben 1968 yılında doğdum. Bizim aile göçmendi. Rumeli'den göçmüş bir aileydi. Aslında geniş bir aile, geniş bir aileye uzun yıllar sonra ilk gelen kız çocuğuydum. Benim hayatım nasıl? Fransız Lisesi'nde okudum. Saint Benoît'da okudum. Ve okurken de hep açıkçası böyle bir şeyler üretme arzum vardı. İlk işte ortaokuldan sonra Fransızca ders vermeye başladım. Sonra üzerine İngilizce geldi, İngilizce ders vermeye başladım. Üniversite ekonomi okudum. İngilizce iktisatın ilk mezunlarındanım. Çok kıymetli hocalarla okuduk. Peşi sıra aslında benim hayatım üniversitede de okurken işte organizasyon şirketleri pek çok noktada hep bir çalışayım, bir şeyler üreteyim, birileriyle bir değer yaratayım. O daha çok oldu. O dönemde bizde çok vardı bu güdü diyeyim. Kariyerime ben ilk koç grubunda başladım. Aslında kariyerimi birkaç evreye bölebiliriz. Bir yetiştirme elemanı olarak koç grubu. Yetiştirme elemanı olarak ilk hayatıma koç grubunda başladığımda holdingde metot organizasyon bölümünde başlamıştım. O dönem babam şey demiş, o kızım koç grubuna girdi, buradan emekli olur. Şimdi tabii eskilerin öyle bir uzun soluklu hikayesi var. Uzun soluk da tabii ki çok kıymetli. Ama hayatınızda önünüze çıkan farklı fırsatları da değerlendiriyorsunuz. Benim bu hikayem içerisinde aslında holdingde başlayıp bir süre sonra Arçelik'e geçtim. Arçelik'in metot organizasyon yapısında çalıştım. Koç çok iyi bir okuldu. Çok şey öğrendik. Çok açıkçası hem iyi bir network'tü hem de o dönemde çok ciddi gelişim yatırımları yapıldı bize. Peşi sıra Marshall bir kurumsal dönüşüm içerisindeydi. Marshall'ın Akzonobel'e dönüşüldüğü, satıldığı dönemde bir 5,5-6 yıl Marshall'da çalıştım. Sonra karşıma Danone çıktı. Danone Türkiye'ye ilk gelmişti. Danone Sabancı Joint Venture dönemi. Danone çok kişiyi yetiştirmiştir, geliştirmiştir. Çünkü su, süt, iki şirket, sütlü ürünler Ankara'da, Bir Tat, İstanbul'da Tikveşli, Akmina Suyu, Hayat Su vesaire. Pek çok yönüyle aslında ve de ürün çeşitliliği, profil çeşitliliği, biraz sonra çeşitliliğe de geleceğiz kadın konularında konuşurken. Aslında çok kıymetli kişilerin yetiştiği ve buluştuğu bir dönemdi. 2002 yılı içerisinde de benim ajandama Turkcell bir şekilde geldi ve... Danone'de hangi pozisyondaydınız? Danone döneminde ben su ve süt şirketlerinin icra kurulu üyesiydim her iki şirketinde. İçerisinde insan kaynakları, satın alma hukuk gibi fonksiyonlar vardı. Aslında orada böyle birkaç çok kocalı hürmüz gibiydim. İşte süt şirketinin CEO'suna bağlıydım, su şirketinin CEO'suna bağlıydım. Fonksiyonel olarak Sabancı tarafında report line'ım vardı, bağlı olduğum. Danone tarafında da vardı. Fakat hep böyle mücadele, fakat mücadelenin sonrasında da üretken, keyif aldığınız, çok hikaye yarattığınız, bir taraftan baktığınızda işte 4-4,5 sene, fakat içinde çok hikayenin olduğu bir dönemdi ve çok kişi o süreçte iş dünyasına katıldı. Hem Danone'da toplandı hem de daha sonra farklı yerlerde çok değer kattı. Ki ne şöyle söyleyeyim. Pardon, efendim ama...
Danone'daki bu görevinize, iş hayatındaki sürenizin kaçıncı yılında geldiniz? İcra kurulu üyeliği çünkü çok önemli bir pozisyon. Kaç yıllık deneyim sahibiniz icra kurulu üyesi olduğunuzda? 8,5-9 yıldı. 8,5-9 yıldı. Şimdi tabii şeydi Gülay Hanım. Değil mi bu? Yani 10 yılda icra kurulu üyeliğine ulaşmak. Valla şöyle söyleyeyim, doğru. Aslında hani zaman çok önemli ama o zamanı nasıl doldurduğunuz da çok önemli. Yani içeride yarattığınız değer de bir o kadar önemli, öyle düşünüyorum. Benim hikayemin içerisinde oraya gelene kadar ki peşi sıra Turkcell'in hikayesi de Danone ve ondan önceki yaptıklarımızla ve ürettiklerimizle çok örtüşen hikaye olduğu için Turkcell'ye geldiğimde de yani ben işte 30 küsür yaşında Turkcell'de tepe 4-5 kişiden biri oldum. Açıkçası o dönemde görece çok daha hani naif profesyonel bir yapıdan hani farklı bir kurtlar sofrasının olduğu, fırsatların da olduğu, tehditlerin de olduğu bir döneme açılmıştım. Ben 2002 sonunda Turkcell'in ilk dönemi sonuydu. Muzaffer Akpınar Turkcell'e CEO oluyordu. Muzaffer Akpınar'ın döneminde aslında şöyle onunla birlikte 4 kişi vardı tepe noktalarda. İşte finans fonksiyonu vardı, pazarlama satış vardı, teknoloji vardı. Onun dışındaki her şeydi. Business support diye biz onu nitelendirmiştik. Aslında işin içerisinde insan kaynakları, IT, hukuk, bir süre sonra satın alma, bir süre sonra stratejik planlama, işin aslında tüm overall toplam business'ı, toplam işi destekleyecek ve yönlendirecek tüm fonksiyonları çok iyi bir, güçlü bir ekiple yönettik diyeyim. Çok değer kattık. Hatalarımız da oldu, hatalarımızdan da çok öğrendik. İlklere de çok imza attık. Açıkçası o dönemde şimdi mesela kadın konularını da konuşacağız. Ekip içerisinde de çeşitlilik, her yönüyle çeşitlilik çok kıymetliydi. Yönetim kurullarında da keza aynı şekilde oraya da geliyor olacağız. Yani Turkcell hikayesine geldiğimde farklı şapkaları taşıyan çok kıymetli ekiplerle çalışma şansımız oldu. Çok genç, dinamik çalışanlarımız da vardı. Belli bir yaşın ve seniority'nin ötesinde değer katan bizim daha böyle ağır abilerimiz de vardı. Fakat onun bütünü, yani o mozaik, hatta onu diyorduk. Yani bizim önce insan, önce Turkcell diyorduk o dönem ilk mottomuz. Hakikaten önce o ekip, o insan ve o hikayeyi oluşturan bizler var olalım ki o yapı şirket kurum olsun ve orada müşterilerimize değer yaratalım. Peşi sıra bir süre sonra bunu işimiz teknoloji ama esas işimiz insana dönüştürdük. O teknoloji dönüşümüyle birlikte Süreyya Cilim'in organizasyona katıldığı dönemde. Velhasıl Tülay Hanım, benim 2015'in açıkçası yazına kadar yani hikayem işte önce bir Koç grubu, peşi sıra bir Marshall dönüşümü, sonra Danone'un Türkiye'ye gelmesi ve Danone'un bu anlamda o ekibin oluşumu ve yarattığı business potansiyeli ve ondan sonra da 13-14 yıllık Turkcell deneyimi. Yani toplam böyle bir o dönem 25 senelik bir deneyim sonucu artık hani Turkcell hikayem de öyle bir şeydi ki ben çok 3 dönem Turkcell'deydim. Farklı farklı şapkaları taşımıştım. Son 5,5-6 yıl business'ın başındaydım. İşte teknoloji zirveleri yaptık, dönüşümü, o 3G. Yani şu anda şu imkanları yaşıyorsak aslında geri dönüp baktığımızda bizlerin hikayesinde işte Türkiye'ye 3G'ye gelmesi lazım, geniş band son derece gerekli, işimizi her yerden yöneteceğimiz bir dünya var, bunu sağlamamız lazım, bu dönüşüm geliyor, yarın geldi artık, şimdi bu mesaj vermiştik. Velhasıl o resimi artık bir farklı sulara kendimi bir şekilde o hani üretkenliği ve yarattığım değeri başka bir yere taşırım noktasıyla 2015'te Turkcell'den ayrıldığım dönemde
takdir edersiniz pek çok imkan geldi benim karşıma. İşte birçok noktanın genel müdürlük, CEO'luk pozisyonu. Ben de diyordum ki evet, yani bir nefes alırım. Ayrıldığım dönem tam Mayıs'tı, 2015'in Mayıs'ı. Ya hiç böyle bir hani yazlıkçı muhabbeti yapmadım ben yıllarca. Hani hafta sonu gideriz, geliriz, hep bir planlı tatiller. Biraz şöyle hani yazlık muhabbeti yapabilsem, biraz böyle hani kafamı bir yastığa dayayıp düşünebilsem. De yani sonuçta ben böyle çok şey olarak da opportunist bir insan değilim. Yani aslında o profesyonel ama amatör ruhla da çalışan bir insan olduğum için doğru fırsat karşıma çıksın noktasındayken yönetim kurulları benim karşıma çıkmaya başladı. Ya Seher Hanım, hani siz evet karşınıza doğru bir CEO'luk rolü çıkabilir ama hani gelin işte biz farklı bir noktaya gidiyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz olun, bizim bağımsız yönetim kurulu üyemiz olun, advisory board'a girin. İlk böyle bir hani şeydim, bir hani evet olabilir ki o dönemde. Aslında bu kapıları açan bir nokta da şuydu Tülay Hanım. Biz 2011 yılı içerisinde işte yönetim kurulunda kadın aslında o dönemde bir programdı. Hande Yaşargil ile Burçak Güven'in başlattığı ve biz de Turkcell'de o dönemde ben de C-Level'daydım. Ki biz ilk başta bu programın olması, çünkü ben Turkcell grubunda da Ukrayna'nın yönetim kurulundaydım, Turkcell Teknoloji'nin yönetim kurulundaydım. İddia bizim ortaklı yapıydı o dönemde Yunanlılarla. Onun bordundaydım. Fakat yani yönetim kurulu işini biz alaylı şekilde öğrenmiştik. Yani bir doğru bir disiplin, yani yönetim kurulu ne yapar, yönetim ne yapar değil de içine yer alıp orada bir şekilde öğrendiğimiz, Turkcell'in New York borsasına kote olmasından dolayı governance, yönetişim prensiplerini okuyup onları uygulayıp öğrendiğimiz bir yol haritasıydı. Velhasıl yönetim kurulunda kadın programı aslında bizi bu noktada da, benim o dönemki ben ilk mentisiydim 2011'de, şimdi mentoruyum derneği. Güler Hanım, Güler Sabancı benim mentorumdu. Güler Hanım'la o süreci yaşamıştık. Velhasıl böyle de bir vizibilitem vardı, yani Selen Kocabaş böyle bir süreçte geçti. Yönetim kurulunda hazır hikayesi de onunla denkleşmişti. O çerçevede de işte benim hayatım bir şekilde yönetim kurullarına, ilk işte Multinet oldu. Multinet Up, Fransız grubu şirketiydi. Devam, Multinet. Devam etmeden. Ediyorum. Buyurun. Devam etmeden önce araya girmek isterim. Güler Hanım'ın adını duyunca, şimdi ilk de mentorunuz olmuş. Evet. Onun neler öğrendiniz? Şöyle söyleyeyim. Şimdi Güler Hanım'la aslında benzeşen özelliklerimiz de çok vardı. Kadınlar olarak genelde, hele iş dünyasında planlıyızdır, disiplinliyizdir malum. Güler Hanım da çok hani ajandasını kıymetli ve doğru yöneten, ayırdığı zamanı hakkını veren bir liderdi. Yani o disiplin, gittiğiniz noktada, koyduğunuz vizyonda öz disiplin son derece kritik. Yani öncelikle mesela Güler Hanım'dan onu çok net görmüştüm. Ve bunun hakikaten kıymetli olduğunu, yani başarılı liderlerin o disiplinli çalışma kültürü, zamanına uyardı, bir şeyi erteleyecekse doğru zamanda haber verirdi ve hakikaten bunun mantıklı bir gerekçesini de paylaşırdı. Bu tabii çok kıymetli ve karşınızdakini de çok iyi hissettiren bir nokta. Bunun ötesinde Güler Hanım'dan aslında iki tane nokta paylaşmak isterim. Bir tanesi ortamı koklamak ve hissetmek. Güler Hanım şunu derdi yönetim kurullarında. Özellikle şimdi yönetim demek aslında tepede bir CEO, bir erk var ve siz ekibinizle bir noktanın üzerine gidiyor. Ama yönetim kurulu aslında çeşitliliğin ve kapsayıcılığın olduğu bir ekip. Orada yönetim kurulu başkanı aslında bir ya da bazı yönetim kurullarında iki oy hakkı var. O toplamın sinerjisini ortaya koyuyor ve onu yönetiyor, yönlendiriyor. Şimdi bu çerçevede de Güler Hanım şunu diyordu. Yani yönetim kurullarına girdiğinde Selen, ortamı bir koklaman lazım, hissetmen lazım. Hangi konular burada gündem olacak? Hangi noktalar? Salt hedef koyup o hedefi belli bir disiplinle uygulama yaklaşımı değil, oradaki o governance disiplininde ortam size neyi el veriyor? Oradaki o
toplam ilişki zeminiyle birlikte doğru yönetmek gerekiyor. Bu da kıymetli ve önemli diyordu. Hakikaten öyle. Yani o bulunduğunuz yönetim kurullarının ki bundan sonraki benim board hikayemde ben mesela bir oryantasyon istedim. Yani yönetim kurulu üyeleri kimlerdir? Hikayeleri nedir? Ben hangi noktayla bu yönetim kurulunu tamamlayacağım? Hangi perspektiften değer katacağım? Herkesin o farklı mozaikle tamamladığı şapkaları neler? Bunları iyi hissetmek lazımdı. Bir bunu ondan aldım. Yani o yönetim kurulunda ki o mozaiği doğru oluşturma, o ekibi doğru tamamlama ve o tamamladığın taşla da yerini iyi bilme ve iyi prezente etme. İkinci nokta, bu da bence çok kıymetliydi ki hele ki yani pandemiyle birlikte çok daha görüyoruz. Kurumların en tepe noktasında evet siz board pozisyonunu doldurarak o şirketin geleceğiyle ilgili doğru sorularla stratejisini, vizyonu veriyorsunuz. Ama bir taraftan da aslında bu bir sosyal sorumluluk. Yani o markanın değerine ileriye dönük baktığınızda o marka ne kadar çevreye duyarlı, o marka ve o yönetim kurulu ne kadar yönetişim ilkelerini uyguluyor, ne kadar sosyal bir marka. Selam, bunu unutma. Bunu hep bir şapka olarak yönetim kurullarına girdiğinde tak ve bunu sorgula, yani o bulunduğun markanın, çünkü bir sonraki fazda ki bunu çok net yaşıyoruz. Hele Tülay Hanım yeni nesille birlikte, şimdi benim oğlum 23 yaşında, onunla çok önceden beri de yaşıyorum. Değer yaratan, inancınız ve anlam yüklenen markaları tercih ediyor tüketici ve burada tercih etmeye devam edecek. O yüzden yönetim kurullarının olmazsa olmaz bir rolü de ister istemez topluma yarattığınız değer, iyilik uğruna yaptığınız şey. Türkiye'nin ya da ülke gündemini yok sayamazsınız. Farklı işler yapsanız bile duyarlı olmanız lazım. Bu noktalar nacizane Güler Hanım'la konuştuğumuz konu başlıklarıydı. Bu çerçevede işte Tülay Hanım peşi sıra Multinet hayatıma girdi. Sonra Akkök Grubu Akiş'in bağımsız yönetim kurulu üyesiyim. Oranın denetim kurulu üyesiyim. Risk komitesi başkanıyım Akkök Grubu'nda bu anlamda. Diğer taraftan Advisor Board ve Executive Board'da olduğum Aydın Grubu var. Yani İngiliz Oma 101 Memorial'ı içinde barındırdığı grup. İşte bahsettiğimiz gibi bir danışmanlık platformumuz var. Orada stratejik danışmanlık işleri yapıyoruz. Yeni nesil bir mantaliteyle, genç ekiplerle birlikte. Endeavor'da diğer taraftan girişimcilere hem bu anlamda mentorluk yapıyorum hem de gençlerden çok çok şey öğreniyorum. Yani bu dönem aslında birbirimizden öğrendiğimiz bir dönem. Kolektif aklı kullandığımız bir dönem. Bir de kadın konularımız var işte. Yönetim kurulunda kadın. Ara vermiş kadınları istihdama katıyoruz yeniden bizle. Teknolojide kadın. Çünkü fırsat aslında çeşitliliği sağlayarak, fırsat aslında doğru kapsayıcılıkla geliyor. O yüzden kadınları yok sayamayacağımız, gençleri yok sayamayacağımız, deneyimi yok sayamayacağımız bir dünyadayız. Velhasıl bu çerçevede hayatım devam ediyor. Vallahi baş döndürücü bir yolculuk, baş döndürücü bir kariyer hikayesi sizinkisi. Peki merak ediyorum, şimdi çok şapkanız var. Hani birkaç yönetim kurulunda yer alıyorsunuz, işte mentorluk yapıyorsunuz, yatırımcılık vesaire. Bir gününüzü nasıl yaşıyorsunuz? Yani çalışma planınız nasıl sizin? Kaçta başlıyorsunuz, kaçta yatıyorsunuz? Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Kendiniz için neler yapıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz? Merak ettim. Şimdi şöyle, doğru, çok bence de güzel bir soru. Şimdi ben açıkçası şeye çok inanan bir kişiyim ve inanmanın ötesinde öyle yaşıyorum. Her şey ekip işi, yani paslaşma işi. Tabii ki burada büyük ekiplerle çalışıyorum. Yani her şirkete baktığımda ve her oluşuma baktığımda birlikte destek aldığım, destek verdiğim insanlar var. Bu bence çok kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Yani hayatın ki bundan sonra ileriye dönük de baktığımızda el verirseniz el alıyorsunuz. Yani orada
ekipsiz bir iş olmuyor, inanın. Yani yönetim kurullarında dahi belli noktalarda yönetim kurulunda bir seat alıyorsunuz ama diğer tarafta orada bir yönetim ekibi var. O yönetim ekibiyle o doğru teması yakalayabilmek, oradan beslenebilmek çok kritik. O yüzden bir kere önde tek belli noktalarda olsam da hep arka tarafta destekleyen ekiplerle birlikteyim. İki, aslında bulunduğum alanlar ve yaptığım işler birbirlerine de değiyor ve dokunuyor, değer yaratıyor. Yani öyle bir dünyadayız ki, yani ben bir taraftan da bir platform ve bir ekosistemin içerisindeyim diye görüyorum kendimi ve öyle yaşıyorum. Yani o ağ etkileriyle ve o platform ve ekosistem olarak yaptığım pek çok iş birbirine değer üretiyor. Böyle bir dünyadayız. Orada birbirini tamamlayan işlerde de olmak hız ve momentum katıyor. O işlere inandığım için ve deneyimim de o taraftan da geldiği için bir kere bu bana böyle çalışmak gibi değil, aslında yaşıyorum. Ben hiçbir zaman için hani böyle çok da iş özel yaşama ayrı, hayat ayrı, birbirinden etkilenmez, işte sevmezsen de yapacaksın diyen bir insan olmadım açıkçası. Ben hep hayatı bir bütün olarak gördüm. Birbirini tamamlayıcı nokta olarak gördüm. Ve sevmenin de önemli olduğunu gördüm ve öyle yaşadım. Yani sevmesen de çalışacaksın pek bana göre olmadı ve benim birlikte olduğum insanları da hep severek yapsınlar. Çünkü severek yaptığımız zaman biri bin yapabiliyoruz. Yani o enerjimizi verdiğimiz noktada, inancımızı ortaya kattığımız noktada, o anlamı bulduğumuz noktada. Bununla birlikte aslında bir taraftan da herhalde disiplin, vicdan ve doğru planlama diye düşünüyorum. Yani vicdanla şöyle, hem kendime vicdan, etrafıma karşı ve kendime karşı. Bir taraftan da şöyle söyleyeyim, şunu da yapmaya özen gösteriyorum. Hani bunun içerisinde ileriye dönük dediniz ya, yani hani evet bu kadar iş şapka var, işte eşim var, oğlum var, hayatım var, kendi özelim var. Şimdi benim temelde herkesin hani böyle yumuşak karnı vardır ya, benim de iki tane yumuşak karnım var yıllardır. Üzerine de çalışırım. Bir tanesi sabırsız bir insanım ben, çok sabırlı değilim. İkincisi de böyle çok hayır diyebilen bir insan değildim. Artık birazcık bunları yapabiliyorum. Yani o belki Turkcell sonrasındaki hayat bana biraz daha o belli noktalarda anda kalabilmeyi, önceliklendirmeyi, bir takım şeyleri kenarda bırakıp farklı şeyleri ajandama alabilmeyi ve belli noktalarda da o kolları sıvayıp işin içerisine girmek yerine o biraz daha o sabrı öne tutup onu yönetime bırakıp benim yönetim kurulundaki o seat'i, o pozisyonu alabilme lüksünü öğrenmeye başladım. Size şöyle bir örnek vereyim. Şimdi biz bir taraftan da denizciyiz. Ben doğma büyüme Kalamışlıyım. Yani biz Rumeli'den gelmişiz. Böyle deniz ve tekne işini çok bilirim. Yani sadece yelkenliği, boya, badana, vernik falan. Uzun yıllar biz böyle hep tekneyle, bir sürü arkadaş tekneyle çıkarız. Ben Turkcell'deyim o dönemde. İnanın bütün programları ben ve o dönemde bana destek olan bir arkadaşımla biz böyle anlık program yaparız. İşte 3 tekne çıkıyoruz, 15 kişi. Hangi limanda duracağız, nerede yemek yiyeceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz vesaire. Böyle tuttum ve o program da çok güzeldi. Şimdi artık inanır mısınız? Hiçbir program yapmıyorum. Program yapanlara diyorum ki siz yapın, ben katılayım. Yani bunun lüksünü yaşamayı öğrendim. O dönem onu yapmak gerekiyormuş. Şimdi ise bu taraftayım. Yani sözün özü neleri kendimin yapacağı, neleri yapmayıp katılabileceğim, hangi noktalarda bayrağı taşıyacağım, hangi noktalarda biraz daha arka planda kalıp önü ittireceğimi yaşayıp deneyimleyerek hayatımı yönetmeye çalışıyorum özetle. Güzel noktalara değindiniz. Peki yine de merak ediyorum, böyle bir günde neler yapıyorsunuz? Hani sabah kaçta uyanıyorsunuz mesela? Sonra neler yapıyorsunuz? Hayatınızda spor var mı? İşte kültür vesaire, onlarla ilişkileriniz, aileye zaman. Hani böyle bir günlük hayatınıza baktığınızda Selen Kocabaş neler yapıyor? Kaçta yatıyor, kaçta kalkıyor? Spor yapıyor mu? Çocuğuyla ne zaman ilgileniyor? Eşiyle, kendisiyle ne yapıyor birlikte? Peki. Şimdi mesela pandemi süreci. Tülay Hanım, ben pandemi sürecinde her sabah
normal işe gider gibi. Hele ilk dönemi düşünün. Şimdi daha hibrit çıkıyorum ben. Belli şirketlerime gidiyorum. Daha hibrit, yani hem home office hem offline'da çalışıyorum. Fakat ilk dönemde de sabah ben 7.30 civarı hep kalkarım. Kalkar duşumu alırım. Duşumu alıp giyinirim. Öncelikle bir yani normal işe gider gibi hayatımı yaşadım. Her sabah, hafta içi her sabah kalkıp duşumu alıp, giyinip, makyajımı yapıp, aşağı inip kahvaltımı edip, eğer o sabah daha geç programım başlıyorsa bir yürüyüşe çıkıp hızlıca yürüyüş. Ben şöyle söyleyeyim, işte yelken yaptım çocukluktan itibaren. İşte yürüyüş tempolu bir şeyim. İşte fırsat buldukça kayarız. Kaymayı da severim. O da çocukluktan beri gelen bir şey. Böyle hani çok spor salonuna gireyim, kondisyon yapayım tipinde bir insan değilim. Yani yürüyüşümü dışarıda yapan bir tipim. Bu pandemi sürecinde de benzer bir kurguyu inanın yaptım. Yani kalktım, normal toplantı schedule'ım nasılsa o gün rahatlıysam önce bir turladım. Geldim, toplantılarıma başladım. Toplantı aralarında işte öğleliği yemeğimi yedim, annemle bir FaceTime yaptım. Onu birazcık daha moral ve motivasyon gerekiyordu. Benzer şekilde hafta sonları ise daha rahat oldum, geç kalktım. İşte biraz daha evde o pijama terlik televizyon muhabbeti yaptım. Yani günlük akışımı normal pandemi sürecinde de hiç bozmadan devam ettim. Ve sanki yani evdeymişim değil de hayatım devam ediyormuş kurgusuyla yaşadım. Bunun ötesinde ne yaparız? Yani bizim işte zevkimiz bir taraftan ailecek, bu deniz hikayesi hep hayatımızın içerisinde var. Onu fırsat buldukça yapmaya çalışırız. Ben birazcık böyle bahçe, toprakla ilgilenmeyi seven bir insanım. Toprağa dokunayım, bir şeyler üreteyim. Mesela şimdi birazcık böyle evde bir şeyler üretebilmek, yapabilmek. Bakın avokado şeyinden, yaprağından filizlendirdik, tohum yaptık. Yani pandemiyle mesela birazcık bunları böyle test edip görme noktasına geldim. Hayvanları çok seviyorum. İşte bir köpeğimiz var şimdi, oğlum yurt dışında, onun da bir köpeği daha oldu. Yani böyle hayvanlara dokunabilmek, onlarla birlikte olabilmek kıymetli. Birazcık karalıyorum. Böyle biriktirdiğim bir şeyim var, daha yayınlamadığım. Aslında böyle yönetime dair. Onu böyle o bir böyle performans çıtası ve zaman bağımlı bir şey değil de kendimi iyi hissettiğim zaman onu ajandama alıp tamamen sonuçlandıracağım. Hayat hikayem böyle. Yani planladığım şekliyle günümün bir akışı var. Yani hafta sonu bile olsa, hafta sonunun akışı serbestse o günü de serbest olarak planlamış oluyorum. Gün beni nereye götürürse o tarafa akıyorum. Ama hafta içleri belli bir kurguyla hayatımı devam ettiriyorum. Dostlarla birlikte olmayı seviyorum. Yani açıkçası işte bir 5-6 senedir işte o hep hedef peşinde koşmak, hep böyle ileriye hani bunu yaptık, şunu yapacağız. O anı yakalayamama şeyinden biraz daha o anı iyi hissetmek, o anın getirdiklerini kabullenmek. Belki diyorum biraz da 50 plus'tan sonra bu noktaya geldik. Bununla harmanladığım bir hayatım var açıkçası. Oğlum yurt dışında şu anda. Ama her gün bizim bir sohbetimiz var. Yani o sohbet de telefon konuşması değil de sanki hani hayatımızın içinde gibi, birazcık işte teknoloji de imkan veriyor. Bir böyle 5-10 dakika bir sohbet ediyoruz. Ne yaptık, ne ettik, o ne yapıyor. Ben ona akıl soruyorum, o bana akıl soruyor. Öyle bir üçlü dostluğumuz var eşimle, yani Murat, Sarp, ben üçümüzün. O bizim için çok kıymetli. Yani biz birlikte olmaktan da keyif alan bir çekirdek aileyiz diyeyim. Birbirimizden de öğreniyoruz ve birbirimizi tamamlıyoruz. Bence bu da çok önemli. Şanslıyım o anlamda. Yani hayatın bu dinamiği içerisinde yani bulunduğunuz yakın çevrenizle birbirinizi tamamlamanız önemli. Böyle hayatım bu şekilde devam ediyorum. Ne güzel oldu. Bunları genelde bilmeyiz biz, hani iş kadınlarıyla röportaj yapınca. Ben de fark ettim ki biz onlarla hep iş konuşuyoruz. Peki günlük hayatta neler oluyor? O kısmı hiç konuşmadığımızı fark ettim. Bu yüzden özellikle sordum. Bu güzel, özel bir açıklamaydı. Paylaşmanız bizim için kıymetli. Teşekkür ederim. Güzel.
Şimdi baktığımızda hani sizin pek çok şapka taşıyorsunuz ya üzerinizde. Evet. Bütün bu şapkaları yerine getirirken nasıl bir iş içindesiniz? Ne yapıyorsunuz tam olarak? Yani böyle biraz da bizi izleyenlerin anlayabileceği şekilde siz hangi özelliklere sahipsiniz ve neler yapıyorsunuz? O kısmı biraz daha açalım isterim. İsterseniz şeyden başlayalım Tülay Hanım. Yani biraz da kadın şapkası ve kadın özellikleriyle de bağlayarak paylaşmaya çalışayım. Şimdi bir görece mesela bizler kadınlar pek çok şapkayı birlikte taşıyoruz. Erkeklere kıyasla. Şimdi bahsettim ya yani işte eşimle birbirimizi tamamlıyoruz. Yani yıllarca ben şey gördüm. Murat kitap okuyorsa kitap okuyor. Ben ise işte kitap okuyorsam ve aynı zamanda kapı çalıyorsa ve ocakta bir şey pişiyorsa üçünü de takip ediyorum. Yani hep ilk başta eşime bir şey söylerdim. Ya nasıl duymuyorsun yani hani ben yani onu yaparken onu görüyorum ve diğerini duyuyorum. Sen ise hani onu okuyorsun ve sadece oradasın. Velhasıl yani bunun ben avantajı yani tabii ki bunun zorlukları da olabilir ama bir kadınlar olarak bence bu kıymetimizi ve bu şeyimizi bilelim. Yani bizler biraz daha fazla multiproses insanlarız. Yani eş zamanlı çünkü üretkeniz işte doğuruyoruz kendimizi yeniliyoruz adaptasyon kabiliyetimiz yüksek ve bu çerçevede de aslında bu bir değer ve bir kıymet bunu da bilmek lazım yani bunu cebimizde tutmak lazım. Bir bu yani hayatımın içerisinde bu multiproses olmak yani işte sizle toplantı yapıyorum sizden bir süre sonra İngiliz Home'un yönetim kuruluna katılacağım bir saat 4'te oradan çıkacağım 4'te bitirdikten sonra akşam Ankara ile ilgili bir başka toplantım var ona katılıyor olacağım arada da eşimle oğlumla birlikte oğlum çünkü yeni köpek edindi o da orada nasıl gidiyor onun adaptasyonu nasıl eve adapte oldu mu training eğitimi nasıl gidiyor bunun sohbeti yapacağız yani özetle hayatın içerisinde hayatçıkları yaşayabileceğim tabii ki bir asistanım var yani sonuçta beni asist yani planlamak önemli diye düşünüyorum o planladığınız ajandayı da doğru gündemlerle doldurmak ve o doğru gündemleri de yönetebilmek lazım. Orada hani demin de bahsettim ya o ajandaların hepsiyle ilgili de belli ekiplerle birbirimize destek oluyoruz. Yeri geldiğinde ben mentorluk yapıyorum. Yeri geldiğinde operasyonel anlamda destek alıyorum. İşte mesela Mentoro bizim danışmanlık platformumuz. Orada bir makro strateji danışmanlık işimiz var. O makro stratejik danışmanlık işimiz de şu anda devam ediyor. Ayın belli günleri de ona dedike vaziyette. Orada da ekip detayı çalışıyor. Yani aslında hangi rolü siz, hangi şapkayı takıyorsanız siz o işi yapıyorsunuz, diğerleri, diğer taraflarını tamamlıyor. Ve o şapkaları da ben günüm içerisinde, haftanın içerisinde dengeliyorum. Yani benim bir ayıma baktığımda şu anda pandemiyle birlikte hani artıdır ama eksileri de var. Bir bu malum Zoom'lar, Webex'ler vesaire ajandamız çok yüklü. Biraz işlerimi cumartesiye de kaydırıyorum. Tabii yeri geldiğinde hani full de çalışıyoruz. Yani bir proje varsa bir şey varsa yani o sonuçlanacaksa tabii ki. Ama daha yoğunluklu olarak hafta içi ilgili yönetim kurulları, belli işlerin sponsorluğunu alıyorum o. Ankara kamuda destek olduğum projelerin ana orkestrasyonu, işte danışma kurullarım, verdiğim mentorluklar. Bunlar zaten benim haftam bayağı planlı, saat saat ayrılmış vaziyette. Onların hep ön hazırlığını yaparım. Yani haftaya başlamadan bir pazar günü şöyle bir ajandama bakarım. Nerede ne var? Pazartesim nasıl başlıyor? Devamındaki gündemler neler? Eskiden daha çok inanın pazar öğleden sonra ben kapanırdım, çalışmaya başlardım. Derlerdi ki Selen Hanım çalışmaya başladı, biz de çalışmaya başlıyoruz. Şimdi biraz kendime dönüyorum, kızıyorum. Diyorum ki insanlara rahat huzur ver. Kendi planımı gene yapıyorum ama insanlara daha çok pazartesi dokunmaya başlıyorum. Pazartesi sabah. Yani var olan bir ajanda içerisinde bunu
çeşitli şapkaları takarak ve oradaki gündemleri ve öncelikleri ajandanın içerisine alarak yönetiyorum. Her noktada da mesela mentorluk yapıyorum. Hep ben şey yaparım, yani bu süreçten en nihayetinde ana amacımız ne? Neyle çıkmak istiyoruz? Hedefimiz ne? Oraya gideceğimiz noktalarda neler yapmamız lazım? Onları böyle küçük küçük parçalara bölük, o parçalara gitme noktasındaki adımlarımızda karşılıklı feedback alıp iyi gidiyoruz, gitmiyoruz. Bunları sağlayıp ilerleyen bir tarzım ve yaklaşımım var. Burada size şeyi de söyleyeyim. Yani kadınlar olarak belli noktalarda da fazla mükemmeliyetçiyiz. Yani tamam, erkek domine bir iş dünyası var toplamında. Orada belli noktalarda evet kendimizi göstermek için efor sarf ediyoruz ama bazen de hani mükemmeli arayıp çok kendimizi yorup vazgeçebiliyoruz. Bazı şeylerden yılabiliyoruz. Bunları birazcık kendimize geri bildirim almamız lazım. Bir de kadınlar olarak, yani kadınlar birbirimizi de çok desteklemiyoruz. Yani yeni dönemde daha destekliyoruz. Ama hep erkeklerin bir sponsoru vardır. Erkekler erkekleri daha çok destekler. Yani birbirimizi sahiplenmeyi de öğrenmemiz lazım. İnanın işte ben 2000'li yılların bir vadesinde Peryon'un ilk kadın başkanıydım İnsan Yönetim Derneği'nin. O dönemde bir araştırma yapmıştık iş dünyasında. Kadınların ne kadarı kadın yöneticilerle çalışmayı tercih etmeyi istiyor? İnanın %30'u. Yani kadınlarla çalışmayı da istemiyor. Bu değişiyor. Şükür ki değişiyor. Yani bu konuda pek çok sivil toplum kuruluşu var. Yani pek çok kurum son 10 senede bu konuya çok efor sarf ediyoruz. Değişiyor ama daha da fazla birbirimizi kucaklayıp, sahiplenip, el vermemiz lazım. Kendimize de haksızlık da etmememiz lazım. İyiysek ilerlememiz lazım. Yani bizler böyle fazla mükemmelle, fazla iyiyi arayıp ön plana çıkmıyoruz ya da yetişmekte zorlanıyoruz. Yani yeteri kadar olan şeyde de yol almamız gerekiyor kadınlar olarak. Mesela doğum sürecinde de mesela işte iş dünyasında ilk üniversiteyi bitiriyoruz. Çok da başarılı kadınlarımız. Bir kısım evlilikle bırakıyor. Sonra doğumla birlikte işte bir ara veriliyor. Sonra o İşte altımdakiler beni geçti. İşte çok ara verdim, geri dönemiyorum. Orada kendimi nasıl, biraz ürküyoruz. Birazcık hani böyle o mükemmeliyetçilik ve o detaycılıktan kendimizi geride tutuyoruz. Yani fazla kendimize haksızlık ediyoruz. Etmememiz lazım. Daha rahat olmamız lazım. Daha belli noktalarda kolları sıvayıp giriyor ve hareket ediyor olmamız lazım. Ve birbirimize kucak açıyor olmamız lazım. Birbirimize el veriyor olmamız lazım. Doğru örnekleri alkışlıyor olmamız lazım. Ve doğru örneklerden de ilham alıyor olmamız lazım. Lazım diyorum ama yapılmaya da başlandı pek çok noktada. O da çok çok da keyif verici, çok başarılı örnekler var. Ve ülkemizin kadınlarına da baktığımda yani ilham veren o kadar hikaye var ki bu hikayeleri ne güzel paylaşarak ileriye taşımamız lazım diye düşünüyorum. Bunlar tabii genel olarak sizin hani iş hayatında kadınların sorunlarına değindiniz. Özellikle evlilik ve çocuk sonrası işe dönmeme meselesi. Hakikaten can alıcı bir nokta. Bir de o mükemmelliyetçilik noktası sanıyorum araştırmalarla da ortaya konulmuş. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir araştırma vardı. Bir görev ve talip söz konusu olduğunda erkekler hemen 10 özellik gerekiyorsa 10 özellikten sadece 6'sını bile sahip olsalar hemen o göreve talip oluyorlarmış. Ama kadınlar o 10 özellikten 9'una sahip olsalar bile yok 10'da 10 değilim o yüzden deyip talip olmuyorlarmış. Böyle kendilerini geri çekiyorlarmış. Aynen. Önemli bir noktaya değiniz. Aynı zamanda kariyer basamaklarını tırmanmak da kadınlar için bir mesele. Hem cam tavanlar var hem de başka engellerle karşılaşıyorlar. Bu yolda giderken yönetim kurullarında kadınlar nasıl yer alabilirler? Bir kadının yönetim kurulunda yer alabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Yani yönetim kuruluyla yönetimin arasındaki belki farktan başlayarak sorumuza geleyim. Yani yönetim adı üzerinde icrayı yapan kesim. Yönetim kurulu ise icraya yön veren, keza denetleyen
riskleri ortaya koyup riskleri değerlendiren ve o kurumun ileriye dönük sürdürülebilir başarısını sağlayan bir komite, bir ekip. Şimdi komite ve ekip dediğimizde yönetim kurulu için en kritik konuların başında çeşitlilik geliyor. Çünkü o riskleri değerlendirebilmek, ileriye dönük sürdürülebilir başarıyı ittirebilmek, o vizyonu yönlendirebilmek için farklı farklı şapkaları takmış, farklı çeşitliliği içinde barındıran insanlara ihtiyaç var. Şimdi burası o kadar doğal ki insan dediğimiz noktada dünya nüfusunun işte konuştuk yarısı kadın. Türkiye'nin yarısı kadın. Keza diğer taraftan baktığımızda üniversite mezunlarının %48'i kadın. İş dünyasına geldiğimizde bu oran toplamında %38 istihdama katılım görüyoruz. Hele ki yukarıya çıktığımızda CEO seviyesinde %7-8'lerde yönetim kurullarında %17'lere gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi biz baktığımızda yani Borsa İstanbul'a biz 400'e baktığımızda yönetim kurullarında yani doğru anlamlı kadın katılımı diye baktığımızdaki oran yani 3 yönetim kurulu üyesinin kadın olduğu şirket sayısı da %10'u geçmiyor. Ki bunların içerisinde de aile şirketlerindeki kadın hissedarlar var. Olsun, o da olsun. Bu neyi gösteriyor? Şimdi bir taraftan da biz yönetim kurulunda kadın derneğinin yani bu oluşum 2011'de oluştu. Hande Yaşargil, Burçak Güven'le birlikte 4 dönem bir mentilik programı 2017'de de dernekleşti ve toplamında 200 kadınımız var burada. Bu 200 kadınımız da tamamen bu çeşitliliği yansıtan board ready dediğimiz board'a hazır. Çünkü yönetim kurulu kadın derneğinin aslında bakarsak çok ciddi bir yönetim kurulu geliştirme programı var. Çeşitli üniversiteler tarafından akredite edilmiş. Türkiye'nin en büyük kurumlarının CEO'ları, patronlarından oluşmuş 100 kişilik bir mentor havuzumuz var. Bu mentorlarla mentiler işte 2 yıla, 1,5 yıllık bir süreçte minimum 6, maksimum 9-10 kez bir araya gelip bir yönetim kurulu üyesi olması gereken özellikler. Yani sizle tabii benim 2011 yılında Güler Hanım'la yaşadığım hikayeye benzer hikayeleri yaşıyorlar. Şimdi böyle baktığımızda aslında bu konu an itibariyle Tülay Hanım bir arz konusu değil. Yani hele ki Borsa İstanbul'da bu bir talep konusu. Bu board'a hazır kadınlarımızı biz artık yönetim kurullarında görmek istiyoruz. Çünkü bu konu şöyle bir konu değil. Havuzumuza baktığımızda insan yönetimi formasyonundan gelenler var. Tamamen P&L yönetmiş CEO'lar var. Dijital dünyadan, teknolojiden gelen kadınlarımız var. Çünkü yönetim kurulu üyeliği farklı farklı bakış açılarının tamamlandığı, toplamda o gidişatı sağlayan, o kapsayıcılığı sağlayan çeşitliliği barındırmak. Bu ne demek? Bu ister istemez kadınların da yönetim kurullarında yer alınması başarı için ön koşul. Şimdi pek çok araştırma gene şeyi söylüyor. Yani kadınların yönetimde olduğu, kadınların yönetim kurulunda olan şirketlerin performansı, hisse değeri, verimlilikleri, yarattığı değer pek çok araştırma gösteriyor. CEO olan kadınların efficiency, verimliliğe %7 daha ek etki kattı. İşte pandemi sürecinde bile ülke liderlerine baktık. Şu kuzey coğrafya ülkelerindeki liderlere baktık. Uzak doğudaki liderlere baktık. Yani kadınların lider olduğu coğrafyalarda kadınlar çok daha fazla ki öyle bir dünyadayız ki daha fazla dinlemeye, daha fazla duymaya, daha fazla ortak görüşü resmin içerisine almaya, katılımcı yönetime ki bulunduğumuz dünya teknolojiyle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte çoklu sesi alıp sindirip sonrasında bir noktaya gitmeye imkan yaratan bir dünyadayız. O yüzden kadınlar bu anlamda gelecek dönem için çok ciddi bir fırsat. Şirketlerin, kurumların tepe noktaları için. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye bu anlamda nasıl biz pek çok alanda diyoruz ki bankacılık sistemi dünyanın ötesinde standartları olan bir noktada diyoruz. Hep bankacılığımızla bu anlamda övünürüz. İnanın Tülay Hanım, Türkiye'deki
tepe seviyesi kadınlar. Yani ben YKKD ile çok net deneyimliyorum. Bu 200 kadınımız bırakın Türkiye'yi, global alandaki yapıyorlar şu anda, içerisinde olanlar var. Pek çok yapının yönetim kurulu üyeliğini yapıp doğru sorularla yönetimi yönlendirip riski asimile edip geleceğe yönelik doğru adımlarla gidebilmesi için çok ciddi aset olabilecek kadınlarımız var. İşte biz de dilimizi el verdiğince doğru imkanları ve doğru örnekleri pek çok platformda konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bizim danışma kurulu başkanımız Murat Özyiğin, hatta Murat Özyiğin'le Hande Yaşargil geçtiğimiz dönem, şimdi şirketlerin genel kurulları var ki bunu da paylaşıyoruz şu anda. Diyoruz ki burada 200 tane board ready kadınımız var, board'a hazır kadınımız var. Unutmayın, bu havuz sonuçta siz kurumların ileriye dönük hikayesine değer yaratacak çok ciddi kıymetler. Bu yolda da ilerleyeceğiz. Peki o kadınların özellikleri neler? Hani board ready dediniz. Bir kadın, evet, hangi özelliklere sahip olursa yönetim kurullarına girmeye hazır hale geliyor? Şimdi aslında kadın değil, insan olarak bir kere öncelikle düşünelim. Çünkü hani o yönetim kurulundaki oluşturduğunuz her bir koltuğa oturuyorsunuz. Bir seat'e, bir koltuğa sahipsiniz. O koltuk aslında dediğim gibi farklı farklı özellikler. Mesela size şöyle söyleyeyim. Benim içinde bulunduğum bir yapı. O yapı şu anda pek çok şirketi var. Pek çok şirketinin ötesinde holdingde bir yapılanmaya gidiyor. Ve diyor ki benim hissedarlar var. Hissedarların yanı sıra diyor. Bu grup diyor teknolojik ve yeni dünyaya evriliyor diyor. Yeni dünyaya dönüştüğü bir dünyada teknolojiyi ve yeni dünyayı bilen diyor bir board seat'i, bir yönetim kurulu sandalyesini dolduracak bir bireye ihtiyacım var diyor. İşte geri dönüp baktığımızda bizim yönetim kurulunda kadında teknoloji dünyası içerisinde yer almış, bir bilanço okuyabilen, finansallara bakabilen, kar zararı değerlendirebilen ama aynı zamanda da dünya nereye gidiyor, hangi alanlar iyi alanlar, bu alanlardaki yaratılacak değerler neler, buradaki soruları doğru şekilde gündeme taşıyıp, dinleyip duyup, yani diğer yönetim kurulu üyelerini ve yönetimi dinleyip duyup, o yönetime de analitik yaklaşım. Çünkü yönetim kurulu üyeliği koltuğunda oturduğunuz zaman icracı değilsiniz. Hem stratejik bakmanız lazım, doğru analiz yapıp, stratejik bakıp ileriye taşımak için doğru sorularla yönlendiriyor olmanız lazım. Bu çerçevede evet, temelde finansal okuryazarlık tabii ki kritik. Bir şirketin ana performansı ortada. Ama onun ötesinde siz hangi şapkayla tamamlıyorsanız o stratejik bakış açısı doğru analizin üzerine, o doğrultuda da doğru sorularla o yapıyı ileriye taşıyacak kadınlarımız diye bakıyoruz. Ve bu çerçevede de aslında biz yönetim kurulunda kadın derneği olarak mentilerimizi değerlendiriyoruz. Yani bir kapsamlı bir program çerçevesinde mentilerimizin değerlendirdiği bir envanterimiz var. Bu envanter doğrultusunda yani yönetim kuruluna bu kadınlarımız ne kadar hazır? Stratejik bakış açısı olarak, analiz kabiliyeti olarak, finansal okuryazarlık olarak, markaya yaratılabilecek değer olarak, toplam insan ve o şirketin toplumsal ve kurumsal duruşu olarak, teknik ve non teknik belli bir değerlendirme doğrultusunda da geri bildirim seanslarımız var. Bu geri bildirim seanslarını hem mentilerimize yapıyoruz hem de mentorlarımıza da yapıyoruz. Bizim mentilerimiz bu çerçevede nasıl ilerliyor? Hangi noktalarda mentorlarımız mentilerimizin elinden tutsun ve ileriye dönük o yol hikayelerinde yanlarında olsun diye. Çok önemli bir program. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sayesinde umuyoruz bir gün istenilen noktaya, yani o eşit seviyeye kadınlar yönetim kurullarında hak ettikleri yerlerde olurlar. Son bir sorum var. Bununla röportajı tamamlamak isterim. Bence önemli. Niye önemli? Siz röportajın başında konuştuk. Bir 10 yıllık sürede icra kuruluna girebilecek seviyedeydiniz. Ve dediniz ki
Önemli olan ne kadar çok çalıştığınız, kaç yıl çalıştığınız değil, çalıştığınız süre içinde ürettiğiniz değerler. Bir kadın iş hayatında iyi bir kariyer planlıyorsa, başarılı olmak istiyorsa, o dediğiniz değerler neler olabilir? Ne yaparsa iş hayatında başarılı olur. Peki. Şimdi benim aslında böyle bir kendi düsturlarım var. Nacizane hani kendi hayat hikayemden. Onları sizle paylaşayım. Öncelikle bence bir inanç ve tutku önemli diye düşünüyorum. Yani bu kadın profesyonel kurumsal hayatta da olabilir. Girişimci kadınlarımız da çok var ve çok takdir ediyorum ve imrenerek izliyorum. Çok başarılı girişimci kadınlarımız var. Onların da arkasındayım, yanlarındayım. Yani bir hakikaten yapmak istediğimiz şeyi iyi hissetmemiz lazım, iyi analiz etmemiz lazım ve orada o yapmak istediğimiz şeye sevgi ve inancın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne yapıyorsak yapalım, hakikaten başarılı insanların hikayelerinde o var. Yani o tutku, inanç var. Bunun ben ilk önemli nokta olduğunu düşünüyorum. İkincisi, yaptığı işe emek vermek. Yani gerçekten de böyle hani parmağını salladın, hani bir kere bir şans kapıyı çalabilir, bir kere bir vole vurabilirsiniz ama ben hayatta hakikaten bir şeyleri yapıyorsanız ona emek vererek, nasıl çocuk emek istiyor, bitki emek istiyor, yani pek ilişki emek istiyor, işte iş ortamı da emek istiyor, ona hakkını vermeniz gerekiyor. Hani şey var ya, bir konuda söz söyleyebilmek için en az 10 bin saat o konunun üzerinde vakit harcamak gerekiyor. Katılıyorum ben buna biraz da. Yani bazen insanlar ilgili olup bilgili olmayabiliyorlar. Hakikaten bir şeyi hem ilgili hem de bilgili olmak için emek vermek gerekiyor. Bunu üçüncüsü, yani öyle bir dünyadayız ki bunu pandemiyle gördük. Sürekli öğrenmemiz gerekiyor. Yani durduğumuz an geriye gidiyoruz. Birbirimizden, mesela şu pandemide birbirimizden ne çok şey öğrendik değil mi? Yani önümüzü göremiyorduk. Kördük adım adım birbirimize sorarak. Hayatımız, iş dünyası da öyle. Yani kapayacağız mı, açacağız mı? İşe gidilecek mi, gitmeyecek mi? Üretilecek mi, üretilmeyecek mi? Ama ne oldu? Yani burada ciddi bir aslında toplumsal sağduyu, toplumsal ortak akıl. Bunlarla birlikte hep birbirimizden öğrendik. Bu dünya bence yani merak etmek, öğrenmek, merak da çok kıymetli. Yani öğrendiğimiz kadınlarımızla ilgili olduğu alanlarda emek sarf edip öğrenmesi gerekiyor. Bence o kıymetli noktalardan bir tanesi. Dördüncü bence hassas noktalardan bir tanesi, hem kendimizi hem de etrafımızdaki dokunduğumuz insanlara iyi ve özel hissettirmenin önemli olduğunu düşünüyorum Tülay'ın başarıda. Yani kendimize de hakkımızı, yani bu hani işte iş dünyasında bazen tükenmişlik sendromu oluyor, pek çok noktalarda konuşuluyor, iyi hissetmemek vesaire. Hem kendimizi iyi hissettiğimiz zaman hem de etrafımızı da iyi hissettirmemiz lazım. Yani ben mesela buna özen gösteriyorum. Burada pek çok da hata yaptım. Yani geçmişteki hatalarımdan da öğrendim. Yani başka bir gündemde belki onları da tartışırız. Yani hakikaten o iyi his, hem ben bunu yapıyorum, iyi şeyler, ve onu da duymak. Yani birbirimize genelde iyi feedback'i az veriyoruz. Bir şey başarıyı görüyorsak ya diyoruz belki arkasından şu arkadaş başı, ona da söylemek lazım. Yani bu iyiliği ve güzelliği ve iyi mesajları birbirimize paylaşmamız lazım. Çünkü şu sırt sıvazlamak ya da iyisin demenin verdiği enerji ve motivasyon pek çok yapılmayacak şeyi yapılır kılıyor diye düşünüyorum. Beşincisi de aslında zamanımızı ve enerjimizi de iyi yönetmemiz lazım. Yani bana hep bunu sordunuz ya, nasıl yönetiyorsunuz bu kadar konuyu? Aslında bakmayın, pek çok konuyu da yönetmiyorum, bırakıyorum. Yani bu taşıdıklarımı yönetiyorum, diğerlerimi yönetmiyorum. İşte demin söylediğim gibi artık bazı şeylerde arkada duruyorum, katılıyorum. Bazı şeylerde liderliği alıyorum. Onun dengesini de iyi yapabilmek lazım. Bu sadece iş olarak değil, hayatın bütününde nerelerde bayrağı taşıyacaksınız, nerelerde katkı sağlayacaksınız, nerelerde de hiç olmayacaksınız. Bazı şeyleri de olmamaya, yani hayır diyebilmeye, yapmamak da bir tercih ve yapmamak da aslında bir stratejik duruş. Çünkü onu yapmayarak başka bir şey yapıyorsunuz. Bunları yapmanın ve bu doğrultuda ilerlemenin ben kıymetli ve özellikle kadınlarımız için yeni dönemde, yeni dünyada. Çünkü hani
Ne var? İşte kadın istihdamı %37, erkek istihdamı %75. Yani erkeği ittirelim kaktıralım %80'e gelsin. Esas fırsat nereden gelecek? Kadınlardan gelecek. Kadınlarımızın işte bu saydığım pek çok özellik aslında pek çok kadınımız da var. O özellikleri ortaya koyduğumuz bir dönemdeyiz. Bu fırsatı kendimizde de görelim. Sadece etraf olarak ne başarılı demeyelim. Niye yani o yapmış neden ben yapmayayım noktasıyla yolumuza devam edelim diye düşünüyorum. Çok güzel tavsiyelerdi bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sizin özellikle eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da almak isterim ayrıca. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Belki kapatırken rahmetli Mustafa Koç'u analım. O da bizim yönetim kurulunda Kadın Derneği'nin mentorlarındandı. Çok da katkısı vardı. O kadınlar zirveye, toplum ileriye mesajını veriyordu. Gerçekten de çünkü kadın aynı zamanda yeri geldiğinde anne, erkeği de yetiştiren, toplumun ve sosyal ortamın düzenini sağlayan, yeri geldiğinde iş dünyasında, yeri geldiğinde kamuda, yeri geldiğinde eğitimde kadınlarımızı daha fazla görmemiz lazım. Kadınlar zirveye çıkça bizim toplumumuz da inşallah daha fazla ileriye gidecek diye özetleyeyim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu üyesi Selen Kocabaş bizimle birlikteydi. İzlediğiniz için size de teşekkürler.